Ve paket açılımı da gerçekten şanssız gitmiyor. Bunu sizlere söyleyeyim. Gerçekten çok şanslı değiliz. Kar da etmedik. Hani belki... Abi yok artık. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle birlikte gerçekten FIFA Mobile'de harika bir paket açılımını yapacağız. Gerçekten muazzam bir paket açılımı olacağına inanıyorum ben. 7-8 tane sezon öncesi paketi açacağız. Ayrıca büyük transferler paketi falan da açacağız. Yani güzel şeyler yapacağız. Umarım da videoyu beğenirsiniz. Şu anda ekranda çok güzel bir yorum çıktı. Çok güzel bir mantıklı bir soru sormuş arkadaşımız. Ben de uzun zamandır bunu açıklamamıştım. Eski videolarımda bazen açıklıyordum ancak uzun zamandır açıklamıyordum. Abi like atmamızı neden istiyorsun? Like atmazsak ne olur demiş. Ben de ona cevap olarak şey yazdım. Ben zaten beğenmeyenlerin like atmasını istemiyorum. Ancak eğer like atarsam ne olacak diyorsan, hani eğer videoyu beğendiysen ve like atarsam ne olacak diye atmıyorsan, gerçekten like atman çok önemli. Bunu sana söyleyeyim, yani like atman gerçekten çok önemli. Çünkü like atarsan ailemiz daha çok önerilir ve daha çok üstlere çıkar. Bunu da sizlere söyleyeyim. Eğer videoyu beğenirseniz like atmayı kesinlikle unutmayın. Beğenmezseniz de dislike butonuna basarsanız o video hakkındaki görüşlerinizi anlamış olurum. Yorumlara da yazın neden dislike attığınızı. Evet arkadaşlar, şu anda like atın dedikten sonra bir de abone olun demeyi unutmuşum. Şu anda videonun arasında girip abone olun diyorum sizlere. Hala kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olup gönderi bildirimleri açmayı unutmayın ki videolarımdan haberdar olun. Gerçekten FIFA 2018'de harika videolarım var. Haydi bakalım şimdi videoya geçelim. Sezon öncesi paketlerini buradan alalım. Hemen sizlerle birlikte alacağım. Böyle coins'im bir miktar kalana kadar alacağım. Daha karar vermedim ne kadar kalana kadar alacağım. Ama bir miktar kalana kadar alacağım. Bu arada şu anda internetim yavaş. Neden yavaş bilmiyorum. Hiç şu anda internete giren, evde bile internete giren birisi yok. Neyse. Sezon öncesi paketini arkaya attım. Haydi bakalım abi. Şimdi sezon öncesi paketinden birkaç tane alacağım. Bu arada şu 108 TL'lik paketten gerçekten çok almak istiyorum. Ancak yani bilmiyorum abi. Çünkü paket çok güzel. Ancak fiyatı çok yüksek. Böyle 30 TL falan olsaydı alırdım. 108 TL biraz fazla geldi. Bu arada 108 TL aldığım videoyu da şu anda unutmadıysam i butonuna koymuşumdur. Takipçimi almıştım orada. Kendimi almamıştım. Ancak şurada i butonunda şu anda o videoyu izleyebilirsiniz. Haydi bakalım paketleri almaya devam ediyoruz. Paketlerimizi almaya. Şimdi son bir tane daha paket alalım. Sonradan da karşı atak maçına gireceğiz dediğim gibi. Ve karşı atak maçında da gerçekten çok harika şeyler yapacağız. Şimdi şu şekilde gelelim. Karşı atağa gelelim. Ve karşı atak maçında bir galibiyet almak istiyorum. Yani gerçekten oyun birazcık delirmeye başladı. Mobil veriden girince direkt maça giriyor. Wi-Fi'den girince size ciddi söylüyorum. Son 10 oyunumda 9 kere üst üste attı. Bir tanesinde girdi, o da son girdiğim. Bakalım bu sefer girecek mi? Yani artık sorun düzelmiştir büyük ihtimalle. Kaynak indirme hatası geliyordu. Onu herhalde böyle bir sıkıntıdan dolayı indiremiyordu, anlamadım. Şimdi umarım Wi-Fi ile girdiğimde girer. Girmezse de zaten oynamayız. Ancak şu anda bak %48'de dondu. Ve bakalım abi girecek mi? Girmezse de Mavi Yıldız maçı oynarız sizlerle birlikte ve devrin sonu maçı da oynayabiliriz. Onlar da önemli maçlar ve onları da oynamamız gerekiyor zaten. Onları da oynayabiliriz yani. Haydi bakalım abi, girmeyi deniyorum. Girecek mi bakalım? Evet arkadaşlar, şu anda kaynak indirme hatasını aldım ve burayı sizlere gösteriyorum. Burayı sizlere aslında göstermezdim ancak sizlere bir sorun var, o yüzden gösteriyorum. Lütfen ama lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi burada kaynak indirme hatası diyor ve sizde de bu tarz hatalar oluyorsa bunları bana söyleyin. Ve eğer çok fazlaysa bu hatalar, EA'ye bunu ben mesaj atacağım ve siz de retweet yapıp EA'ye bunu ulaştırmaya çalışacağız bakalım. Umarım ulaştırabiliriz. Eğer varsa ancak, sadece bendeyse zaten o zaman bir çözüm gelmez. Ancak çoğu kişide, çok kişi yaşıyorsa bu tarz sorun, yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Haydi bakalım şimdi sizlerle birlikte bir tane bir devrin sonu maçına girelim. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, maçımıza devam ediyoruz. Bakalım şimdi Gareth Bale. Haydi bakalım abi, bakalım. Maçımıza başladık bu arada, devam etmiyoruz. Yani bu maçlar 60. dakikada başlıyor biliyorsunuz, bir devrin sonu maçları. Gareth Bale güzel bir plase denedim ancak solak olmadığı için muhtemelen çok kötü vurdu ilginç bir şekilde. Devam ediyoruz. Şimdi Sigurd, bir dakika lan, Sigurdsson bu takımda olamaz, yanlış gördüm. Manolas, Vidal, Marco Reus, Paul Pogba, Gareth Bale döndü. Gareth Bale, Gareth Bale, çok güzel bir golle 1-0 öne geçtik. Bir devrin sonu maçı, gerçekten çok zevkli oynanan bir oyun ve kısa sürüyor. O da güzel. 60. dakikadan başlıyorsunuz ve keşke böyle bir 1-0 veya 2-0 geriden başlasaydık ve 5 enerji olsaydı. Bakın bence böyle daha iyi olurdu. Çünkü 10 enerji oluyor ve çok basit. Yani belki zorlananlar vardır ve gol yiyeceğim. Bak basit deyince ben hep gol yiyorum. Abi yemedim. Kalecim Allah'tan iyi. Hani yoksa rezil olacak. Ben genelde böyle basit falan dediğim zaman goller yiyorum. Mavi Yıldız maçında da böyle olmuştu. Kolaylaştırılmış demiştim, sonra gol yemiştim. O zaman bir daha hiç erken konuşmayacağım. Videonun sonunda bu tarz şeyleri söylerim. Arturo Vidal, Royce, hadi
Royce'den uçarsın kardeşim. Haydi bakalım. Tamam, şimdi kayıta geldi. Kayıt vurdu ve gol geldi. 2-0 oldu, gerçekten güzel bir gol. Ve son 9 dakika kaldı. Bakalım 3-0 yapmaya çalışacağım. Umarım yaparım. Birazcık zor. Çünkü topu kaptırması zor rakibin. Ve evet arkadaşlar, maçın sonuna geldik. 90. dakikada maalesef 3-0 yapamadım. Maç 2-0 bitti. Ve şimdi sizlerle beraber hız kesmeden hemen paket açılımımıza geçelim. Ve umarım abi güzel bir şeyler çıkarmak istiyorum. Gerçekten bu paket açılımında güzel bir şeyler çıkarmak istiyorum. Gördüğünüz gibi demek karşı atak modunda hiç oynayamadığım için bir şey gelmedi. Ve bu arma olarak da Roma'yı istiyorum. Umarım Roma çıkartırım. Bakalım Roma gelecek mi? NCFC geldi. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi sizlerle birlikte planlardaki durumumu da göstereceğim paketlerden. Sonra hemen paketleri açayım. Zaman kaybetmeden paketlerimizi açayım. Çünkü paketler için çok heyecanlıyım. Umarım güzel şeyler çıkartırım. Haydi bakalım abi. Öncelikle sezon öncesi paketiyle başlıyoruz. Zaten sadece sezon öncesi paketlerimiz var. Ve gerçekten bu paketler için harcadığım para çok büyük. O yüzden videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca de büyük transferler paket açılımında garantili. Büyük transfer garantili bir oyuncu paket açılımında olacak. Aynı zamanda bu videoda. Bir önceki videoda kuzenimle büyük transferler paket açılımı yapmıştım. Bu paket açılımında ise gerçekten güzel bir şekilde buradayız. Ve bir tane elit çıkardık. Bakalım abi, bu paket açılımı mı daha şanslı olacak, kuzenimle olan mı bilmiyorum, ancak şanslı olacağına inanıyorum. Bu paket açılımında şu güzel bir şans bizi bulursa gerçekten çok sevinirim. Paket açılımı en sevdiğiniz video türü, o yüzden like atmayı unutmayın. Hadi bakalım abi, Marlos. Abi çok kasıyor, niye kasıyor ya? Pjanic güzel. Pjanic güzel ve forma parçası geldi. Haydi bakalım, paketleri açmaya devam ediyoruz. Bakalım buradan ne gelecek. Umarım buradan da güzel bir şey çıkartabiliriz. Ama ya Cenk Tosun forma parçası. Valencia abi, her paketten elit çıkıyor. Güzel, bunu sevdim. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Forma parçası çıktı son olarak demin. Ve şimdi bir daha açıyoruz. Bakalım buradan ne gelecek. Umarım buradan güzel bir şey çıkar. Abi kasma ya. Kasmazsan sevineceğim dostum, hadi. Oha 4. Abi 1-3-5 lazımdı galiba bana. Hangileri lazım olduğunu şu anda hatırlamıyorum. Onlardan da çıkma ihtimali varmış bu paketlerden. O yüzden güzel. Ya abi bir çıksın artık. Bir gerçekten çıkmıyor. Sinir oldum ya. Bir numarayı vuramadık bir türlü. Bir de 3 çıkmıyor galiba. Birazdan bakarız onlara da. Planları göstereceğimi zaten söylemiştim. Paketleri açmadan önce Rüdiger çıkardık ve tümünü aç yapacağım. Ve XP falan çıktı. Haydi bakalım abi. Bana defans XP'si de lazım bu arada galiba. Onu da unutmayayım. Unutmadan söyleyeyim yani. Gerçekten önemli şeyler bunlar. Haydi bakalım, bir sezon öncesi paketi daha açıyoruz. Forma parçası Negredo çıktı. Beşiktaşlı Yıldız Negredo çıktı. Holebas, Costa, 5 numara, 5. Abi 5 galiba lazım. İnşallah lazımdır. Lütfen abi ya. Bir tek 1 numara kalmış olsun lütfen. Şu anda bir tek 1 ya da 1 ile 3 kalsın. Yani 5 bana lazım olsun. Gerçekten çok sevinirim 5'in çıktığına. Ve paket açılımı da gerçekten şanssız gitmiyor. Bunu sizlere söyleyeyim. Gerçekten çok şanslı değiliz. Kar da etmedik. Hani belki... Abi yok artık. İki tane sezon öncesi forması yok artık abi, çüş. Şu ana kadar 6 tane paket açtık galiba ve bir tane çıkmadı. Bu pakette 2 tane üst üste çıktı abi, gerçekten şaka gibi. Belki bir tane çıkmıştır ancak. Abi 2 tane üst üste çıktı. Bu paketten zaten elit vermez artık derken bir tane daha elit. Abi yemin ederim var ya. Elit yağmuruna tutulduk ve bir tane daha elit geldi, ilginç. Gerçekten çok ilginç. Şimdi planlarımıza bakalım. Hemen büyük transfer paketini de açmak istiyorum sizlerle birlikte. Şu paketleri bir bitirelim, açacağımız paketleri de. Sonra gerisine bakarız. Şöyle abi, bu paketi de açıyoruz. Ve buradan da abi vurgunu yapıyorum. Mbappe geliyor ya. Mbappe. Bonucci veya Mbappe geliyor. Vurgunu yapıyorum abi. Bastım. Yes be, Süle geldi. Güzeldir. Ama bunun galiba planı tamamlanamıyordu. Onun için üzüldüm biraz. Aynen, tamamlanamıyor bu adam. Maalesef plan tamamlamada yok. O yüzden çok değerli değildir. Ancak iyi bir değeri vardır yani, çok düşük de değildir. Şimdi sizlerle birlikte oyunculardayız değil mi? O zaman şu şuraya bakabiliriz. Bir dakika. Size şeyi tamamlayacağımı göstereceğim. Gördüğünüz gibi buradan Totti'yi tamamlayacağım. Burası da yüzde tamamlanmış. Güzel abi. O zaman şuradan bir de yılbaşı takası yapalım. Yapabiliyorsak. Neyse 21 var. Onu sonra tamamlarız. Başka ne var abi? Şu anda benim size göstereceğim asıl şeyler neredeydi? Şuradan şeyi göstermek istiyorum. Hazard'ın durumunu, Hazard'ın ne durumda? Sonra sezon öncesi etkinlikteki şeylere bakacağız. Hazard'ın durumu abi çok karışık. Onu göstermek istemiyorum abi. Onu ben son günlerde sizlere açıklayacağım. Olursa, olmazsa zaten çok üzgün olacağım. O yüzden olmazsa açıklamam gerek yok. Evet, gördüğünüz gibi buradan forma parçası takısını yapıyoruz. Ve bir tane forma çıkma ihtimali var ama kesin değil. Bakalım, dörtlü olursa forma çıkacak. Üçlü verdi abi. Ama o şanstan sonra gerçekten tamam, sıkıntı yok zaten. Burada da zaten fulleyemedik.
Şimdi gördüğünüz gibi burada benim bir sürü formam oldu. Ancak bir tane bile istediğim forma çıkmadı. Ben oraya yeri tamamlamaya çalışıyorum. Hadi abi 5 lazım olsun. İşte budur. Koyulabiliyor mu? Abi yes, bir tek bir kaldı bunun için. Gerçekten şu anda çok mutlu oldum. 5 lazımmış ve 5 çıktı abi. Şu an çok sevindim, biliyor musunuz? Bir de bir bu çıkartırsak. Ya bu paket açılımı bence çok şanslı bir paket açılımı oluyor. Ben size şu öyle söyleyeyim. Gerçekten çok şanslı. 8, 3. Ya bunların hepsi. Ben bunların hepsini 50.000'den satacağım o zaman. Yapacak bir şey yok. Bakalım buna. Buraya koyuluyor da. Buraya koyalım o zaman, tam koyuluyorsa. Başka da bir yere koyulabilen hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ancak altın kadehin birincisi tamamlanmasına çok az kalmış. Gerçekten çok güzel. Bir dakika abi. Bundaki hepsini çıkartırsam, öbürüne hepsini koysam oluyor mu acaba? Bir merak ettim. Çünkü öbüründe bir tamamlı. O yüzden şu an çok merak ettim. Bir bakacağım abi. Oluyorsa gerçekten çok sevineceğim. Buna bakacağım. Abi nerede hata var? Oha! Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tamamladım. Şu anda çok mutlu oldum. Alacağım abi. Altın kılıç aldım ve artık ödülüm açıldı. Canlı etkinlik açtım. Batık Hazine 3 canlı etkinliğini açtım. İlk defa açtım. Çok sevindim şu anda. Gerçekten. Hani mutlu oldum ya. Gerçekten mutlu oldum. Cidden mutlu oldum. Evet, bunlar bu şekilde kalsın. Şu anda gerçekten çok sevindim. Adamın dibisiniz şu anda. Siz de izliyorsunuz benim bu mutluluğumu. Ve abi. İşte budur be. Altın Hazine. Bunu da yaparız. Bir videoda da bunu ayrı bir yaparım. Bilmeyenler için özel bir şekilde sezon öncesi etkinliğini anlatarak bir şeyler yaparım. Evet arkadaşlar, o zaman bu videoluk bu kadar yeter. Son olarak kadromu sizlere göstereyim. Bir de Oriyer'in durumunu göstermek istiyorum. Oriyer'i şu anda tamamlayabiliyorsam da tamamlayayım hatta. Ya da o sezon öncesi videosunda da tamamlayabiliriz. Bu arada Hazard'ı fulleyebildik mi artık? Herhalde fullemişizdir. Abi iki tane eksik. Bir tane eksik. Abi harbi bazen çok şanslıyım, bazen çok şanssızım. Bazı zamanlarda gerçekten anlamadım. Şimdi abi 4 tane daha koyduk buraya. 8 tane de Rodriguez'i kalmış. Onu herhalde tamamlarım. Çünkü artık ligimiz güzel. Ligimizde artık sıkıntı yok. Bunu tamamlamam imkansız. Bunu da tamamlamam imkansız. Ancak koyuyorum öylesine. Şimdi Pogba. Pogba'yı tamamlayamayacağız muhtemelen. Orta sahaları şöyle koyayım. Ancak tamamlayamam. Ve Aurier. Aurier. Bir tane forma lazım. Onu hallederiz. 4 tane de defans fişi çıkmış. Evet arkadaşlar, benim birazcık oynamam lazım bu oyunu. Bu aralarda başka oyunlara başladım. O yüzden bu oyunu çok fazla oynayamıyorum. Ancak bir şekilde idare etmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle kadromu sizlere açayım. Forvet hattında videomuzun sonuna gelelim. Burada videomuzun sonuna geldik. Kesinlikle kanala abone olup gönderebilirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum ve adamsınız. Ve şu anda yanımda çıkan videolar çok güzel videolar. Oradan birisine gidebilirsiniz. Gerçekten güzel videolar ve önerdiğim videolar. Ayrıca da arkadaşlar, şuradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan kanalıma kesinlikle abone olmayı unutmayın diyorum sizlere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum ve adamsınız.